Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Hem ekonomist kapakları neden bu kadar önemli? Biraz Azerbaycan'da, tansiyon yüksek Karabağ'da. Ben Yunan medyasını çok yakın efendim. Bolu kazısında ne oldu? Katerde sıcak gelişmelerle başlayacağız. Harpla deprem yapılabilir. Konuşacağımız çok şey var ve bir ne var ne yok klasiği başlıyor efendim. Efendim merhabalar, ne var ne yok soru cevap YouTube kanalına hoş geldiniz. Kıymetli bir konuğumuz var, beyin programlama uzmanı Melikşah Hoca bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Lütfettiniz hocam. Bu güzelliği bize. Siz geldiniz hocam, sağ olun. Allah'ın nuru, Allah'ın ilmi sizinle, sizin elinizle ve dilinizle, sizin ekranınız yüzünüzle yayılsın inşallah. Bütün dualarım sizinle, teşekkür Allah ederim. Allah razı olsun hocam, çok teşekkür ediyoruz, estağfurullah. Şimdi tabii hocam yani biraz farklı şeyler konuşalım istiyoruz bir yandan da. Söylenmeyenleri söyleyelim. Çünkü bizim programında biraz öyle bir özelliği var ya, hani farklı şeyler duymak istiyor insanlar. Her yerde duyduğu şeyleri duymak istemiyorlar artık. Çünkü çok çok anlatan var. Artık kimileri sıktı belki de. Melik hocamızın burada bize özellikle Kur'an özelinde hocam bize farklı neler anlatacaksınız? Çünkü mesela beyin programlama uzmanı diyoruz. Bu da çok ilginç bir titir bence. Hani evet. Oradan da başlayabiliriz. Kur'an'ın o farklı yönlerinden de başlayabiliriz. Önce genel bir toparlayarak girelim. Böyle bu geleceğin güzelliklerini ortaya koymaya çabalarınızdan dolayı tekrar minnettarım. Bunu hocam. Israrla tekrarlayacağım sık sık. Allah razı olsun. Sizden de hocam. Allah senin yolunu açık etsin. Amin hocam. Hep beraber. Şimdi ben şunu görüyorum. Kainatın sultanı, gönüllerin efendisi, iki günü denk olan ziyandadır demiş. Ve bizim kesimimiz hala dini vaaz verir, eski söylemlerle vaaz verir gibi. Fakat bakıyorsunuz 10 milyon çocuk var. %85 deist, ateist, agnostik, satanik. %85. Yani gavur bizi silahla, bombayla almasına ihtiyaç yok. Onlara ne derse o yönde oyları bastırır, iktidar da olur, değişik şeyler. Yani bu o kadar önemli ki artık çocuk meselesi. Biz teknokehanet uzmanıyım aynı zamanda. Geleceği görüp ona göre duruş sağlamak. Bir yandan yapay zeka ile üzerimize geliyorlar. Bir yandan, bu da ilginç. Teknokehanet uzmanı. Evet, teknokehanet. Geleceğin Ar-Ge sanayi firmaları milyar dolarlar harcıyorlar Ar-Ge'lere. Ar-Ge ne demek? Geleceğin yolunu belirlemek. Teknokehanetin içinde, işin içine, kimyanın içine simyayı da katıyoruz. Yani orada metafizik bir bilgi akışından da istifade ediyoruz. Bu çok önemli. Bunu tabii yapanlar var. NASA'sı bunu inceliyor, Rusya'sı bilmem şusu busu. İnşallah buna siz ön ayak olun. Bu ilk düğmeye basılış anı olsun şu an teknokehanet İnşallah. Konusunda. Geleceği, şimdinin geçmişi de bilmek de gerekiyor. Geleceğin hesaplarını yaparken gelecek bir vebal ister, bir bedel ister. Yani durup dururken al sana akıyorum, bütün akışı sana gönderiyorum. Yok öyle bir şey. Çalışmak da gerekiyor. Ben bir ayete 10 senemi verdim. Işınlama ayetine. Işınlamayı gerçekleştirinceye kadar 10 sene harcadım. Bakın. Işınlama ayetini 10 sene... Ne yaptınız hocam 10 sene? O ayetin bilimsel sırlarını inceledim. Şimdi ben yeni bir yazılım dili buldum. Sayın Türker Hocam, başımızın tacı. Bu yeni yazılım dili sonsuz güncelli, sönümsüz dalga boylu. Bakın hiç kimse sonsuz güncelli bir yazılım buldum diyebilir mi? Dakika bir, gol bir olur değil mi? Evet. Bakın çok iddialı bir şey söylüyorum. Zaten siz iddialı şeyleri söylemeye de layıksınız. Şeyiniz bu, titriniz, sahanız bu. O zaman hiç söylenmeyen... Hazreti Google'da hiç olmayan şeyleri konuşmamız lazım. Yoksa bizi izleyen canlarımızın hakkını yemiş oluruz. Onlara zulüm sayılır. Hakkını çalmak olur. Onun için yeni şeyler söylemek lazım. Biz de onun için geldik buraya. Şimdi o başlığı devam ettiriyorum. Sonsuz güncelli, sönümsüz dalga boylu, holograf tabanlı, kozmik plexus, kozmik sinir ağı navigasyonlu, ekrandan özgür, akıllı, canlı, enerji kodlar. Bakın bu cümle daha dünyada hiç söylenmedi. İlk defa burada sizin ekranınızdan söylüyoruz. Bunu söyleyebilecek bir beyin yok. Neden yok? Hem Kur'an'ı bilmesi lazım. Uzay fiziği, kuantum bilmesi lazım. Mühendislik bilmesi lazım. Matematik, fizik, kimya bilmesi lazım. Frekansları çok iyi bilmesi lazım. Bu cümleleri söyleyebilmek. Ve yazılım uzman olması lazım. Bakın şimdi ortaya acayip bir şey çıktı. Şimdi bir daha söylüyorum. Son 2-3 kelime çok önemliydi. Holograf tabanlı dedikten sonra ekrandan özgür. Yani atmosfer bu yazılımın ekranı. Çok ilginç. Kozmik sinir ağda
dijital sinir ağı ile artık sınırlı değiliz diyoruz. Eğer biz bundan sınırlı olacaksak dijital sinir ağı bizi her zaman yakalar yutar. Çocuklarımızın ruhunu çaldığı gibi. Teknomecikle çocukların ruhu çalınıyor. Posası bizim, bedenleri bizim. Bu arada tebrik edelim sizin yeni evladınızı. Tebrik ediyorum. Hayırlı. Allah bağışlasın. Amin. Sağ olun. Ona da bir deha programı sözüm olsun. Eyvallah. Program yükleyelim beynine. Yani o akıllı canlı enerji kodlar dedim. Yani bütün yazılım dillerine bakarsınız semboller vardır. 0-1 vardır değil mi? Evet. Bunun şeysi akıllı canlı enerji kodlar. Böyle çılgın bir yazılım dili buldum. Şimdi bu başlıkları söylemek bile müthiş. İçerini doldurmak çok mümkün görünmeyen bir şey. Şimdi o yazılım dilinin adını söylüyorum. Sıkı durun. Kur'an. Allah'ın sesi. Şimdi Allah'ın sesi olarak bu tanımı bir daha yapıyorum. Çok önemli. Sonsuz güncelli. Bakın cuk yerine oturdu. Kur'an sonsuz güncelli. Sonsuz güncelli, doğru. Güzel. Bu kadar. Sönümsüz dalga boylu. Kur'an'ın sesini yaydığınız zaman frekans aleminde ta yıldızlardan sizin sesiniz duyulur. Çok güzel. Şimdi bunu siz Kur'an demeden önce düşünüyorum. Allah Allah diyorum. Nasıl nasıl bir yazılım falan. Hocamız lastik patlayacak. Kur'an deyince tamam dedim. Olay bitti. Eyvallah. Bakın Kur'an'ı bu şekilde mühendislik diliyle hiç açıklaması yok bugüne kadar. Doğru. Ve Kur'an'a karşı büyük bir vebal vardı. Ben hani cenazeye birkaç kişi giderse cemaati kurtarır ya. Ben evet. Herkesin adına aslında Kur'an'ın bize küsmesini engelledim. Gönül koymasını. Diyecek ki ya ilimde ta Hubble teleskobuyla tavanına çıktınız kainatın. DNA'lar, RNA'lardan da ta içine indiniz. Hücrenin 7 kat dibine. Efendim o yeraltı hadron çarpıştırıcılar CERN'le MERN'ler. O tanrı parçacığının peşine düştünüz. Ama Allah'ın kitabını size gönderdiği belgeyi hiç incelemediniz. Bize küsüp gidecekti. Zaten İslam şu anda indiği coğrafyalardan Allah kaldırdı. Araplarda filan artık İslamiyet yok. Batı'da daha fazla artık bir uyanış var gibi hocam. Ve Allah şu anda melekleriyle kendi dinini kendi yayıyor. Onun için Batı'dan doğacak güneş hadisi de şu anda gerçekleşiyor. Şimdi güzel bir yere parmak bastınız. Bu Batı'dan doğan güneşin biz doğuşunu kolaylaştırmamız lazım. Bir de kalıcı hale getirmek lazım. Kalıcı onu. Hale. Onlar şimdi nasıl olacak o? Bilimle beslendiler. Onların matematiği hep mantıkları, argümanları hep bilim. O zaman onların silahını biz çok daha iyi bilip onların silahıyla da onları vurmak, yakalamak lazım. Gönül aleminde kastediyorum. Gönüllerini teslim almak lazım. Yani vaaz verir gibi artık demin onu özür dilerim. Vaaz verir gibi derken onu aşağılamak anlamında değil. Artık yeni dil kullanmak gerekiyor. Kesin. Çocuklarımız, o yavrucuklar asla asap musap, çöller, develer bunları dinlemiyorlar. Yeni argümanlar gerekiyor. Şimdi benim bu deminki Kur'an'ın... Ha, buna lafımız yok, yanlış anlaşılma da olmasın. Yani. Tabii bu da ki. Tabii ki anlatacak ama bilimi de işin içine katmak İki lazım. İki günü denk olan ziyandır müessesesini çalıştırmazsak kainatın sultanının karşısına ne yüzle dikileceğiz? Hadi bakayım. Bu kadar basit. Demek ki bizim şeyimiz doğru, söylemlerimiz. Bir de çocuklar bunları dinlemiyor. Psikoterapi. Yani... Çocukların eğiticileri, özel eğitimlerde dahil, ben aynı zamanda engelli bakım uzmanıyım, özel eğitimciler dahi kopyala yapıştır olmuş. Yani düşünmeyi öğretmiyorlar. Yeni bir dil lazım, çocukların gönül dilini çözmek lazım oradan. Ben ergen terapiste çalışıyorum, çok çocuk oldu çalıştığım. Yani çocuk satanik olmuş, bu adam diyor babasını, bakın artık ebeveynlerini de dışlıyorlar. Hoca amca diyor, bu adamı beni bırak diyor, bu adamı iyileştir, bunu tedavi etsen diyor, bakın. Ne var ne diyor bu adam sana diyorum. Bana asap musap çöl deve diyor. Ne var bunda diyorum. Hocamca diyor pencereden bakıyorum. Ne çöl var ne deve var ne asap musap var. Buna diyorum ki diyor. Sen beni 1500 sene geri götüreceğine bana takıl 500 sene ben seni ileri götüreyim diyorum diyor. Bakın yani orada bir hata yapsanız. Ve ben bunu en iyi asistanlarımdan biri yaptım. Bilimsel İslam'la tanıştırdım. Çocuğun hard diskinden, işlemcilerinin Android'inden, terabaytından, kuantum bilgisayarından çocuğun hafızasına deha programı yükledim. Çocuk uçtu. Ondan sonra bunu uzatıp başınızı artırmak istemiyorum. Böyle yaptı. İşte bana böyle gelin, böyle gelin demeye başladı çocuk. Yazılım şey öğrenmiş. Konular fazla dağılmasını istemiyorum. Konuya gelmek istiyorum. Biz Allah'ın ben Kur'an'a da Allah'ın sesi dedim. Burası çok önemliydi. Şimdi Kur'an'ı kelimelerden ibaret, kelimetullah falan diyoruz ama kelimelerden ibaret dersek İtiraz muhalefet cephesi diyecek ki 150 sene sonra yazıldı. Bazı ayetler sonradan eklenmiş. Şu olmuş, bu olmuş. Böyle bir şeyler var.
söylemleri var. O zaman en iyisi ne demek? Gerçeğini söylemek. Bu hakikaten Allah'ın sesidir. Orada ne diyor? Kün feyekün diyor. Sesi olduğunu da ispatlayalım. Ol dedi ve oluverdi. Hı. Hatta kainat bile Allah'ın ses frekanslı yazılımıdır. Kainat Allah'ın ses frekanslı yazılımıdır. Kur'an da Allah'ın sesidir. Bizim hiç duymadığımız şeyler anlatıyorsunuz. Öyle o yüzden olması. Böyle dinliyorum şu ana. Ben şimdi kutsal kuantum dediğim, deep kuantum dediğim, deep kuantum yeni bir proje geliştirdim. Yazdım bunu. Hatta üst seviyeli profesör arkadaşlarım var. Bu deep kuantumu anlattım. Hatta meclisin, bak doğrudan doğruya, baş tabii profesör, isim vermeyeyim, dedi ki bana, hocam dedi, sen ne yaptın bize dedi. Ne oldu hocam dedim, ben sizi tanımıyorum ki, tanıştırdılar. Meclisin baş tabibi, profesör, tıp profesörü. Senin kuantumu dinledikten sonra benim böyle kuantuma giriş kitapları almıştım. Eyvah ne yapacağım, ben buna yıllar kafamı yiyeceğim derken dedi, hepsini çöpe attım. Kapıcıyı çağırdım, al bunları dedim, oraya verdim dedi. Onu da bir dersimizde, bir sohbetimizde kuantumu anlatırım, deep kuantumu. Allah'ın sesi ama çok Allah'ın yani sesi. Şimdi burada bir stüdyosunuz, bir vericiniz olsa, yayın yapsanız Town Office'ten nereye kadar gider? Yüksek binalar varsa orada yayın kesilir. Ya da dağlar varsa asla vericiniz 3 kilometre, 5 kilometreyi geçemez. Verici frekansınızdan dolayı, vericideki frekanstan dolayı. Halbuki bunu bir taşıyıcı dalgaya yükleseniz, orta dalga, FM, UKV, kısa dalga. Nereye gider? Ta Amerika'dan dinletirsiniz. Engel mi engel hepsi hikaye değil mi? O zaman şimdi Allah Türkçe bilmiyorum, İngilizce bilmiyorum hikayeleri var ya bunların. Allah hepsini biliyor. Ama bu Allah'ın dili. Arapça değil. Kur'an Allah'ın kendi özel orijinal şifreleridir. Frekanslarıdır. Ben Kur'an'ın frekans sırlarını çözdüm. Benim şeyim bu. Buradaki başarı. Ne hocam? Sırrı ne? Şimdi oradan örnekler vereceğim. Kur'an'ın frekans sırlarını çözdüm diyorsunuz. Evet, frekans sırları. Kur'an'ın frekans sırları var. Yani edebi özelliği, o zaman da edebiyat özelliğiyle bir numaraymış. Rakipsizmiş. Silmiş atmış bütün edebiyatçıları. Çöp atmış. Hadi gelin bir tane bir cümlesini yazın, yazamamışlar. Şimdi bilim ilerledikçe artık Kur'an'ın değişik mucizevi özellikleri ortaya çıkıyor. Ve biz mühendislik gözüyle bunu görmek zorundayız. Görmezsek öbür tarafta belki de Kur'an bize küser. Siz mühendissiniz hocam. Evet, elektronik mühendisiyim. Aynı zamanda fizik tedavi uzmanıyım, engelli bakım uzmanıyım. Yaşam koçluğu da var İstanbul Üniversitesi'nden. Çin tıbbına 40 sene çalıştım. Maşallah. Bitkilerle aromaterapi, fitoterapi, bitkilerle tedavi. Kur'an'ın frekans sırrını çözdüm. Çok acayip bir cümle hocam. Aynen. Çok iddialı. Çok iddialı. Şimdi oradan örnekler vereceğim. Siz bana diyorsunuz ki bir de örnek ver bakalım nasıl frekans sırlarında neler varmış. Şimdi biz Alzheimer nasıl çözeriz filan diye düşünürken, yani unutkanlık. Bu ne anlama geliyor? Hafızayı arttırmak. Adamın hafızasını arttırmak. Ya da çocuklarımızın daha başarılı olması için ne buluruz? Kur'an saraylarına giriyorum. Orada bilimsel sırların peşine düşüyorum. Yani benim işim mühendislik ayetler, tıp ayetleri, uzay fiziği filan. Oralardayım. Diğer akaid, kelam, fıkıh, onlar o işin uzmanı, ilahiyat hocalarımızın, onların görev vazifesi. Herkes şeyini bilecek, nerede çalışma. Şimdi onlar yüksek matematik okumamış, Fourier serileri integral bilmiyor. Şimdi ona biz matematikle alakalı bir ayeti, ışınlama ayetini, nasıl, sen niye bunu yanlış yorumladın, 1500 senedir niye bize yanlış tefsir yapıyorsun deme hakkımız yok. Biz bundan, yani bir yerlerden kopya çekip İmam Gazali, Marifetname, İmam-ı Azam, onların kitaplarıyla da yetinmememiz gerekiyor. Onları da aşmamız gerekiyor. Eğer onlar canlansa, gelse şimdi, arkadaş ben size temel al, Mevlana. Kaç yüzyıl önce? 800 sene evvel Mevlana, 500 sene evvel. Arkadaş ben temel attım. Benim bir cümlemin benzerini niye yazamadınız? Hala benim sermayemi bitiremiyorsunuz. Harcıyorsunuz, yiyorsunuz, bir de bitiremiyorsunuz da. Yani ben onun üzerine edebiyat okumadım, şiir yazdım. Bir iki örnek de size şey yapalım. Edebiyat hocalarımız dedi ki, hocam dedi ya, burada Yunus Emre'yi, Mevlana'yı aşan cümleler var. Nasıl oluyor bu? Yani bilmiyorum, elinizi uzatırsanız veriyorlar dedim. Uzatmayı bilmek lazım. Bu frekans sırları ne hocam? Frekans sırlarına geçiyorum. Demin en baştan sonsuz güncelli, sönümsüz dalga boyu dedik ya. Şimdi bizim yaratan matematik, İngilizce, Türkçe biliyor, bilmiyor hikayesini kenara bırakalım. Bizim sesimiz, Türkçe olarak sesimiz, bağırsak nereye kadar gider? 200 metreyi geçmez. Halbuki ben yıldızlara kadar sesimi ulaştırmak istiyorum. İşte kutsal kuantumun ufak ufak girmeye başlıyoruz. O zaman bizim taşıyıcı dalgaya ihtiyacımız var.
taşıyıcı dalga. Demin vericiye dedik, ne dedik? Buradaki yayını UKV'ye eklersek Amerika'dan dinleteceğimiz gibi bizim buradaki sesimizi Allah'ın sesine, ana taşıyıcı dalgaya yüklersek yıldızlardan izlenir, dinlenir. Üstelik de ben artık bir de yeni bir level açtım. İlahiyat sahasına da biraz girdim Türkiye'cim. Yerden göğe dua artık level'ı tamamlanmıştır arkadaşlar dedim. Gökten yere dua. O nasıl oluyor hocam? Bu da çılgın bir proje. Yani size bayağı bir iş çıkıyor. Şu an muhtemelen benim de beynim yandı. Videoyu izleyenlerin de beyni yandı hocam. Ben size söyleyeyim. Çünkü bu cümleleri biz duymadık hiç. İlk kez duyuyoruz. Sana söz verdim gelir girişte. Evet. Ne dedim? Burada duyulmuş bir şey olmayacak. Yani Google'da olmayan bir şey anlatacağım dediniz. Evet. Sen buna layıksın. Sen bunları vermekle yükümlüsün. Allah seni bunun için görevlendirilmiş. Ve de öyle olacak inşallah. Şimdi gökten yere duaya da hafif bir giriş yapayım. Bunları daha geniş açarız başka derslerde. Şimdi biz yerden göğe dua ediyoruz. Ben dedim ki şimdi duaya da girmiş olalım böyle böyle yavaş yavaş. Dualar genellikle insanlar dualarımız kabul olmuyor, gecikiyor, şunlar isyan haline giriyorlar filan. Allah'ım dedim artık tedavimizi acılı kahhar neşterinle değil, tadına doyulmaz şafi balınla tamamla. Böyle bir slogan dua yaptım. Yani Kahhar da Allah'ın Kahir ismi de Allah'ın ismi. Şafi ismi de onun ismi. Ama biri acıtıyor, canımızı yakıyor. Hani burnunu sürtüyor falan ya insanlar ders almak için. Ya da alttan demiri ısıtırlar, yakarlar, üstten şekillendirmek için. Biz artık dedim Allah'ım imtihan istemiyoruz. Ahir zamandayız. Küfür ve karanlık şeytan bizden bin kat daha hızlı çalışıyor. Daha yoğun çalışıyor. Biz daha bu kadar ciddiye elimizi uzatamıyoruz senin ışığına, nuruna. Sen bize kolaylık. Duada, istemede sınır var mı? Bizim yok. Torpil isteme hakkımız var. Yani kimse sen nasıl torpil istersin diyemez. Çünkü oraya sınır koymamış. İsteyin ki vereyim demiş. Evet, evet. İcabet edeyim demiş. Bak geleyim bile diyor. İcabet. Bunlar müthiş şeyler. Yani Allah hani zorlaştırmayınız, kolaylaştırın gibi bir durum söz konusu. Bir de mesela rızkın bile en değerlisi, en kolay olan hocam mesela. İşte biz bunu yani istiyoruz. Bu Kur'an-ı Kerim'de yazıyor bu arada yani, evet. Bir ayet. Bu da çok ilginç bir şey mesela. Ben bunu ilk okuduğumda dedim ki nasıl ya? Hani biz hep şöyle programlıyoruz ya kendimize. Çok çalışacağım, çok edeceğim. Rızk öyle gelecek. Yok. Öyle bir şey yok. Akıl da bir çok çalışmaktır. Aklını kullanırsın. Ve onun frekans ayeti de ve terzuku men teşâ'u bi gayri hisab. Allah hesapsız rızık verendir diyor bak. Evet. Hesapsız rızık. Evet. Yani sayamıyorsun. Sayamıyorsun. Teraziyle tartıyorsun. Evet, i̇nşallah yani. Bir gün öyle olacak. Hepimiz için işte. Bunu izleyenler için de inşallah hocam. İnşallah. O duamızın içine hepsini katalım. şimdi o taşıyıcı dalga Allah'ın sesine biz duamızı yüklersek yıldırımızıyla ta yıldızlara kadar. Ben bir de paralel evrenleri çöpe attım abicim. Yani fizikle bayağı bir çatışıyoruz. Modern fizikle falan. Paralel evrenler ne demek dedim yani. Bana ne bize ne. 500 milyon ışık yılı uzaktaki paralel evreni önüme koyuyorlar. Kafamı beynimi sulandırıyor. Ya bize ne paralel evren? Bize ne lazım? Paralel kader evrenleri lazım. Bak. Seni yaşayacağın alan lazım. Senin yaşayacağın fotoğraf karesi lazım, videosu lazım. Biz paralel kader evrenlerinden istediğimizi, siyah bir Porsche istiyorsun şimdi sen. Mesela. Bunda olsa fena olmaz. Bunun da hızlanması da gerekiyor bir an evvel. Şimdi bir an evvel hızlanması için çok kuvvetli bir, derin bir duaya ihtiyaç var. Çekim alanı çok kuvvetli olması lazım. Araştırıyorlar, hızlı geçeceğim buraları. Geniş bir konu yaparız daha sonra. Bugün böyle bir çeşitli olsun, ortaya karışık. Sonra geliştirir, eğitimler de konusu da yapabiliriz. Daha videolar çekeriz hocam, orada İnşallah. Detaylandırırız. İnşallah. Şimdi bizim en iyi dua nedir diye bakıyoruz. En güçlü, kuvvetli filan. Hızlı hızlı araştırıyorum. Benim Türkçe ses dualarımı ben kenara koydum. Zavallı, aciz, günahkar kullarız. Daha kuvvetli bir duaya ihtiyaç var. En kuvvetli dua Kur'an'ı inceliyoruz. Kur'an'dan olması gerekiyor. Allah'ın sesi dedik ya. Allah'ın sesini kullanalım o zaman. Peygamber duaları. Hem kabul olmuş hem en sevgili yaşadığı dönemde. Anladım. Peygamber dualarını tercih ediyorum diyorum. Dua kitaplarında da zaten ben binlerce dua kitabını inceledim. Kara Davut denilen salavat kitabı böyle bir karış. Onun özetini çıkarttım. Daha ilkokuldaydım Türker'cim. Hep en iyi, en kuvvetli, en güçlü İsmi Azam duasının peşine düştüm. O müjdeyi de vereyim burada izleyen canlarımıza, dostlarımıza. Türker abi, baktım peygamber dualarını kalbime getiriyorum, al diyorum sana ikram bu. Yok diyor, yürü git diyor. Allah Allah. Peygamber duasının daha üstünde dua olabilir mi? İşte bu da yeni bir ezber bozmaktır.
varmış. Nedir? Varmış. Atom bombası. Meğerse peygamber dualarının daha üstünde, daha yüksek frekanslı Allah'ın onlara verdiği olduran cevap ayetleriymiş. Ha, doğru. Ya peygamberlerimizin isteklerine Allah'ın nasıl bir cevap verdiği. Verdiği cevap ayetleri. İcabet garantisi var. Onlar hangileri hocam? İşte şimdi onları merak ettim şimdi. Kader programlama kitabımızda bunlar var. Bunu sana zaten bırakacağım giderken. Eyvallah. Bunun adı da kader programlama. Şimdi gösterimin başında beyin programlama uzmanı dediniz ya. Aha. Şimdi ben kafalar karışmasın diye o ikinci kelimeyi koymadım. Şimdi söylüyorum. İkinci yaptığımız iş beyin programlanırken devamındaki ana proje kader programlama. Bunu ilk etapta içeriğini bilmeyenler çok iddialı bir laf diye zannedebilirler. Ama kader de programlanmalıdır. Şimdi biz dualarımız olmazsa, yani niye dua ediyoruz? Geleceğimiz güzelleşsin, iyileşsin diye değil mi? Bu yeni argüman, yeni terminolojide programlama değil mi? Geleceği programlamak değil mi? Bitti. Şimdi sen çocuğa dua et filan dersen bir şey anlamayabilir ama geleceğin evladım, şunlarla programlayalım gel deyip de ona duayı okutsan, çocuk geleceğin programlanıyor diye o duayı okur. Frekans sırlarını da ona anlatırsan, çünkü çocuklar artık hep iletişim çağında, bilim çağındalar. Tamam. Frekansların içinde büyüyorlar. Frekanslarla çalınıyorlar. Biz de karşı tarafa, benim bir projem de şu vardı, yapay zeka ile de uğraşıyorum Türker'im. Yapay, bir bomba daha söylüyorum, yapay zekanın imana getirilmesi. O nasıl olacak? Evet, onu da yapacağız. O da ilginç bir şey. Çılgın başlıklar değil mi? Evet. Yani onların en çipleri neleri var? Makro çipleri, mikro çipleri var. Daha derin bir şey yok. Nano çipleri var. Onun daha dibi yok. Ben daha dibini buldum. Enerji çiplerimiz var. Hmm. O nasıl bir şey hocam? Bütün hepsinin frekanslarını allak bullak ediyor. Kozmik jammer. O da bunlar. Allah'ın sesiyle. Bakın. Yani dönüp dolaşıp aslında bütün fiziksel şey, olarak anlattığı her şey Kur'an'a geliyor. Kur'an'a şimdi geliyor. İşte Kur'an'ın biz bu bilimsel sırlarını ihya etmezsek, ilan etmezsek vebali vardı. Ben bu vebalden hep beraber toplum olarak kurtulalım diye insanlık olarak buna dönüşten başka çare yok. Peki bütün... bu mesela dualar nasıl hocam Allah'ın verdiği cevap? Onu ben çok merak ettim. Bize hep neyi dua ettirdiler? Çok basit bir örnek vereceğim. Yunus'un duası. Ne dedik? La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Artık bunu bilmeyen yok. Nefsine zulmedenlerden oldum diyor. Olma, evet. Ya biri de dese ki arkadaş olma ne yapayım filan dese ne diyeceğiz? Bak şimdi. Halbuki Yunus'un balığından karnından 40 sene bu duayı okumuş. 40 sene biz dayanacağız mı bakalım balığın dünyanın karanlıklarına? Halbuki Yunus ne zaman balığın karnından çıktı? Bunu kimse konuşmuyor. Allah ona cevap verdi. Festecepna. İşte biz böyle icabet eder kurtarırız diyor. Ayet. Bu ayeti okuyan kimse yok. Festecepna lehu ve necceynahu minel gam ve kezalken üncil müminin. İşte biz inananları necate erdirir. Gam ve kederden kurtarırız diyor. Şimdi ben bunu psikiyatrik ilaç olarak, enerji kapsülü olarak veriyorum danışanlara. Enerji kapsülü. Şimdi Allah'a rağmen gam ve keder orada kalabilir mi bunu okursanız? Bu zikri. Çok iyiymiş. Değil mi? İlaca bakın. La tahsen diyor. İnna Allah'a meyana. Üzülme, Allah bizimle beraber diyor. Yani bu mesela bir tanesi festecepna. Bir tane gökten sofra, bolluk bereket demin dediniz ya. Bolluk bereket. İsa, Hazreti İsa gökten sofra istiyor. Ne diyor? Gâle İsebni Meryem'e, ayette aynen böyle geçiyor. Meryem'in oğlu İsa dedi ki, Allahümme Rabbena enzil aleyna maileten minessemay tekunilena. Allah'ım gökten öyle bir sofra indir ki evvelimize ve ahirimize bayram olsun. Belki 3 ay okudu bu duayı. Belki 5 sene, bilmiyoruz. Sofra ne zaman indi? Allah ona cevap verdiği zaman. Kale Allahu inni münezzilu aleyküm diyor ve sofra iniyor. Bıldırcın helva filan olayları var. Evet, ya. Evet. Yani asıl anahtar neymiş? Açılsam açıl. Allah'ın verdiği cevap ayetleri. Ben bu sırrı keşfettim. Bakın. İşte gökten yere dua level'ı bu işte. Peki burada Allah'ın mesela... Allah'ın kelimeleriyle istemek. Olduran kelime olduğu için melekler apar topar Allah'ın sesi dedik ya. Allah'ın olduran frekansı, hiyerarşisi devreye girdi. Artık melekler onu apar topar getirmek zorundalar. Bakın, seve seve. Peki, bu mesela bunun bir kere mi söylüyorsunuz, bunun bir programı var mı? Tabii biraz fazla, ne kadar çok. Hani enerji kapsülü gibi. Zikir çekiyoruz ya, 66 kere oku. Yani günde 100 kere oku filan denir ya. Ya da psikiyatrik bir kapsül alıyorsun abi. O da maddi zikir. Maddeden, haptan, hap zikri. Onu her gün düzenle atıyorsun ya. Bu da onun gibi. Bunun hiç yan etkisi yok. Aksine kaderini iyileştirdiği için, kaderini güzelleştirdiği için buna da kader programlama diyoruz. Çok ilginç bir şeymiş hocam.
Müthiş. Bu var ya, gelecek yüzyılın en büyük sırrı bu bence. Yani bütün dertlere derman zaten Kur'an'da var da. Hani okumasını, görmesini, bir de mutmainlik var. Bilim adına konuştuğun zaman, ha biz hep analarımızın, dedelerimizin okuduğu bir şeyler artık diyemiyoruz. Ne diyoruz? Şimdi hafızayla alakalı. Ben çocukların, demin dedim ya, deha programı hafızasını artırmak için ne yaparız diye derken, şimdi daha cuk yerine oturacak olaylar. Şimdi Kur'an ne demiş dedim. Hafızayı artırmak için. Alzheimer'ı tedavi etmek için. Hani oradaki bir şeyleri eritiyoruz. Ne diyoruz? Plakları falan eritiyoruz. Nöron üretiyoruz. Yeni sinir hücreleri üretiyoruz beyinde. Bunlar biyolojik olarak yaptığımız yeni argümanlar. Yeni nesil tedavi yöntemleri. Bunlar yetmez. Bir de enerji beden var. Ruh var şeyde. Oradaki şimdi şunun 5.2 volt değil mi? 5.1 volt. 6 versen şarj edemezsin. Değil mi? Tabii. 4 versen gene çalıştıramazsın. 5.1'i dayaman lazım. İstediği voltaj. Buranın da kendine ait frekansları var. Ya da voltaj, ne dersen de ona. O frekans, beynin hard diskinin frekansı, frekansının ayeti var. Onu, onunla onu beslediğin zaman açılmaya başlıyor hard disk. 512 GB'dan terabaytlara çıkıyor. İşlemciler hızlanıyor. Beyin kuantum bilgisayara dönüşüyor. Yani bunlar yapılacak şeyler. Adam orada filmlerde çeviriyor. Matrix, şunlar bunlar. Biz eziklik kompleksinden çıkacağız. Biz onların daha iyilerini yapacağız. Elimizde Kur'an gibi dehşetli bir... Ya zaten Matrix'i bir mesela insanlar Kur'an gözüyle bir izlese inanılmaz bir film yani Matrix. Yani biz çok değişik yerlerden, acayip içeriden vurulmuşuz. Onun için biz kendi filmimizle kendimiz çekeceğiz. Figüran olmayacağız. Filmin kahramanı olacağız. Şimdi... Hafıza ile alakalı bir ayet söyleyeceğim size. Hı hı. Yani Kur'an'dan örneklerimiz olsun diye. O kadar çok örnek var, vaktimiz yok diye. Hızlı bir özet. Bir tane örnek, can alıcı bir örnek vereyim. Diyeceksin ki yine cuk oturdu. Yine hiç söylenmemiş bir şey. Hiçbir dua kitabında yok çünkü. Cebrail aleyhisselam bir gün geliyor. Ya Resulullah diyor. Dilini depreştirip durma. Yani tekrarlayıp durma. Ha, unutmayayım diye tekrarlıyordu ya. Artık diyor Rabbinden sana bir müjde var. Ala suresi 6 ve 8. 6'da diyor ki Rabbinden müjde şu. Onu artık sana unutturmayacağız. Eyvah dedim, bomba bu. Unutmamanın, unutturmayacağız garantisi var. Bu ayeti okudukça hard disk beslenmeye, açılmaya başlıyor. Unutturmayacağız. İcabet garantisi. Ala suresi 6. 8'de de diyor ki, bir de bak ikrama bakar mısın? Kolaylaştırarak muvafık kılacağız. Hı. Senukruyke felâ tensa, unutturmayacağız. Biz onu sana unutturmayacağız. Ve niyessirüke lil yusra, kolaylaştırarak muvaffık kılacağız. Başarılı kılacağız diye. Buyurun. Bunu suya okuyun, çocuğunuza içirin. Bak ne oluyor. Hemen sınıf birincisi haftaya. Gelecek ay okul birincisi, bilmem şudur budur. Uçuyor çocukların hard disk. Denediniz mi hocam? Tabii ki, yüzlerce. Hem uygulattım insanlara, danışanlarımıza. Hatta Alzheimer hastalarında bile bu uygulamaları yaptım. Orada bile verim aldım. Önce durdurduk. Sonra plakların eritilmesi, nöron yeni hücre imalatıyla da nöroplastisite, nörogenez konusunda çok ciddi çalışmalarım var. O nöronların iyileştirilmesi, üretilmesi. Yani bunlar bizim Kur'an'ımızla çok üst seviye enerji çipleri diyorum ya. Kur'an'ın cümleleri enerji çiplerimiz bizim. Onların hepsini girer dalar çıkar. Kozmik hacker gibi. Evet. Kozmik hacker. Yani adamların şunları filan hikaye. Kozmik hacker'ı kullandığımız zaman. Başka var mı hocam böyle ilginç Allah'ın verdiği cevap ayetlerinden? İnna fetehna. Ben bütün dualara bunu tavsiye ediyorum. Fetih Suresi. Fetih Suresi'nin 1 ve 3'ü. Yani üşenirlerse. Yani 1, hangisini 4. okuyacağız? İnna fetehna yani, leke mübina. Beyen süreke Allah'ın nasrın aziza. 1. İnna fetehna leke fetan mübina. 3. ayette veyen süreke Allah'ın nasran aziza. 1, 2, 3, 4 de olabilir ama acelem var. Ben hepsini ezberleyemem. Yoğun benim can alıcı neresi? 1 ve 3. 1 de ne diyor? İnna, inneke, inni dediği zaman kıyamet kopmuştur. Allah'ın muhakkakı. Allah'ın duası. Allah'ın icabet garantisi. Allah muhakkak ki diyor. Orada da ne dedi? İnna. Fetehna leke fetan. Biz sana çok mübin bir ne vereceğiz? Başarı, zafer. Bakar mısın? İcabet garantisi var. Yani ya Fettah okuyacağına diyorum. Yani Esma-ül Hüsna okutuyorlar ya insanlar. Evet. Esma-ül Hüsna'da imtihan sırrı var. Çok önemli. Hı. Esma-ül Hüsna doktoradır. Lisans üstüdür. Aa. Tabii.
Yani babayı din harcı değil. Orada okuduğun şeyden sınav olursun. İmtihana tabii. Girersin. Hayatın tepe taklak olabilir. Garibim sevdiği bir kızcağız var. Ya Vedud'u çekiyor. Arkadaş diyorum ya Vedud'u çekme. Onun ayeti var. İçinde Vedud zaten geçiyor. Vedud'la imtihan olur. Sana derseler ki Allah katında iyi bir kalbim var. Yaratanın katından bir ses gelse. Sen duymayacağın bir ses. Sen hangi sevgilinin peşindesin? Fani bir sevgilinin mi? Vaki bir sevgilinin mi? Senin burnunu biraz sürtseler, seni sonsuzluğa kazandırırken, sonra o beklediğin, umduğun Leyla'yı da elinden alsalar ne yapacaksın? Ne yapacağım? Bak sınav. Onun için biz sınavı kaldıramayız. Ben iddialıyım sınavı. Sınavı kaldıramayız. Aciz, zavallı, günahkar. En büyük sınav kaldıramayacağımızın en büyük örneği nerede? Hazreti Yusuf'ta. En sevgili. Eğer biz ona yardım etmeseydik, kaybedenlerden olacaktı diyor Züleyha ile sınavında. Evet, evet. Bakar mısın? Tam ayet bu. O zaman biz haddimizi bileceğiz. Tamam mı? Sınavları tercih etmeyeceğiz. Onun için Esma-i Hüsna'yı oku. Oku demiyoruz. Günde bir kere 99'un hepsini oku. Ama onu zikir şekline geçirirsen demin şeyi üniversiteyi kazandın. Dersleri almaya başladın abiciğim. Ne yaparlar iki ay sonra? Vizeler. Gel bakayım ne öğrendin? Doğru. Sorgu sorgu. Yani ya Rezzak çeken kişi belki de parasızlıkla sınanacak yani. Tabii. Olabilir. Ama veterzuku men teşav bi gayri hesap dediğin zaman Allah hesapsız rızık vericidir dediğin zaman melekler mecburen indirmek zorundalar. Bak o şifreyi hareketlendirdin. O paralel. O hangi ayette hocam acaba? Veterzuku şeyde. Ali İmran suresinde. Ali İmran'da. Beterzuku menteşav yazdığın zaman hemen Google'da çıkıyor zaten. Yani hesapsız rızık vericidir dediğin zaman hesapsız rızık akmak zorunda. İşte buna biz paralel kader evrenlerinden akış diyoruz. Kapıyı açmak, kanalı açmak. Şimdi boyutlar, yeni boyut boyut hikayeleri var ya oralara da gireriz senden sonra. Ya hikaye bunlar 5. boyutun kapısını nasıl açacaklar? Bir kere salavat çekmezsen düzenli salavatta boyut kapılarının parolasıdır. Onun öyle mi? Tabii salavattır. Allah'ın mesalle ala. Yani oraların bütün kapıları, üst boyutlara geçmenin kapıları. Üstelik de yani Kur'an saraylarında bile, şimdi benim söylediklerimi birileri söylemeye kalksa, Kur'an şifresi vardır. İman etmenin haricinde bir de sevme şifresi vardır. Sevdiğin zaman kanal sana olduğu gibi tabii. Ta derinliklerine kadar vermeye başlar. Sevmek asıl temelde budur. Cevap veriyor zaten. Geçen gün başka bir videoda anlattım. Senin sorduğun soruya Kur'an cevap veriyor aklındakine. Nasıl oluyor bu diyecekler şimdi. Yani o gün mesela bir dersim var. Orada Kur'an'dan bir ders okuyorum. Düşündüğüm şeyin cevabı karşıma çıkıyor. Bu demek ki başka bir matematik var orada yani. Hani beyinden giden Allah'ın bak, verdiği cevaplar var hakikaten. Şurada Türker'cim ve izleyen canlarımıza şöyle bir ikramımız, hediyemiz olsun. Manevi bir hediye. Deseler ki Allah'ım senin hani uyumlanıyoruz ya. Biz bir takım beyefendilere, hanımefendilere evet. uyumlanıyoruz, insiye oluyoruz ya. Ben bütün insiyelerimi, uyumlanmalarımı iptal ediyorum. Hani iptal filan hikayeleri var ya. Ben de onların hepsini iptal ediyorum. Ben Allah'ın Kur'an'ına, Resulüne insiye oluyorum. Sadece ona uyumlanıyorum dese. Ve Muhammed 7'ye tam uyumlanarak yolumu devam ediyorum, yola çıkıyorum dese. Her aldığı nefes ibadet hükmüne girer ve devamlı desteklenir. De ki Muhammed 7'nin sırrı ne? Ne hocam? Söylüyorum. Muhammed 7'nin anlamını söylüyorum. Böyle bir dehşet yok. Kim Allah'ın dinine yardım ederse, şu anda sen Allah'ın dinine yardım ediyorsun Türker. Bu Allah'ın Kur'an'ın sesini konuşturarak Allah'ın davasına sahip çıkıyorsun ve yardım ediyorsun aslında. Ayette tam bunu söylüyor. Kim Allah'ın dinine yardım ederse Allah onun yar ve yardımcısıdır ve ayaklarını kaydırmaz. Bizimle de ne kadar uğraşıyorlar. Ben Reiki, Access Bar, Theta Healing, Regresyon, EFT, şu bu, hipnoz. Bunlar yanlış işler. Yahudi tarikatları dedim diye benimle de çok uğraşanlar oldu. Hatta Sait Ercan, hocam dedi sana da, dedi ne kadar şeyler varmış dedi düşmanlar. Hmm. Beni bile tehdit ettiler dedi. O Reiki, Access Bar, Theta Healing. Yani ben bunların aleyhinde konuştum diye ama Yahudi tarikatı Theta Healing'in başındaki diyor ki falcı hanımefendi 7. kat göğe çıkılır Tanrı'ya emredilir diyor. Ya onlar çok zaten buralar çok yani, şey. Korkunç şeyler. Korkunç. Ama bizim entelektüel tabakamız yüz binlerce insan o yolda gidiyorlar maalesef. Unutmadan sorayım. Şimdi bana bu videoyu izleyenler yazacaklar muhtemelen. Bu Fetih suresinin 1 ve 3'ü için, Muhammed 7 için. Bunlar kaç kez okunmalı? Ne zaman okunmalı? Nerede? Ne olmalı? Günde 100 kere. Harika bir sayı. Ama çok sayı, adet çok olacak. Bütün hepsini yaparsın. Reçete olursa 7'ye kadar da düşürülebilir. Hmm. Yani çok fazla zamanımız yok derlerse
Ben bir de vaka kampanyası başlattım. Vaka süper bir şey. Zenginlik garantisi. Şu anda 3 milyondayız. 3 milyon vaka, 3 milyona yaklaştık. Vaka suresini ne zaman okuyalım hocam? Hiç fark etmiyor. Yalnız şöyle bir sır var. Şimdi bizim futurist Melikşah olarak bizim kampanyamıza katılanlara diyoruz ki günde bir kere bile okusan, hani 11, 3 kere, 5 kere, 11 kere okunur ya, bir kere bile okusan bir o kampanyaya katılarak o okyanusa dahil olarak okuyorum dersek, sen şimdi bunu diyerek böyle bu kampanyaya katılmış olarak Türker'cim, ben de bir günde bir tane vaka okuyacağım ya da dinleyeceğim. Dinlemek de geçerli. Tam o ya, nereden anladın hocam? Frekanslar gitti herhalde. Tam diyecektim ki ya hocam bazen vaktimiz olmuyor. Ben arabada çok açıyorum. Harikasın. Arabada vaka dinleyerek gidiyorum mesela. Aynen. O uygun değil mi? Aynen. Çünkü o frekans yaşıyorsun. Oralara giriyor. Hiç sorun yok. İster üret, ister al. İster ver, ister al. İkisinde de. Tabii okumak elbette daha da güzeldir yok, yok, ama. Yok, hiç sorun yok. Yaratandan böyle bir torpil var. Bir de yanlış tecvid, iyi bilmiyorum filan, pişman diyorlar. O da hiç sorun değil. Bak, kolaylaştırmak lazım. Koruması bize aittir dediği için yaratan, melekler onu doğru tecvidden okunmuş gibi kaydediyorlar. Bakar mısın? Güzelliğe bakar mısın? Anladım. Harf hatası kasıt olmadığı sürece harf hatalarını melekler... Vaka zenginin anahtarı mıdır hocam? Ha. İki, bakın, zenginlikten de biz sadece para pul zannediyor insanlar. İlim bir zenginlik. Tabii. Sağlık bir zenginlik. Hikmet, basiret. Yani bunların hepsi güzel şeyler. Çoluk çocuk, yani dünya, ahiret. Ahiret de bir zenginlik. Cennetse iman zenginlik. Yani vaka o kadar muhteşem bir şey ki. O vaka, bu vaka kampanyamıza katılmalarını istiyorum. Rica ediyorum arkadaşlarım. Bir de Futurist Melikşah'ta bir iki cümlede oradan şey yapacağım. Bizim dua terapilerimiz, seanslarımız olacak. Benim sayfamı incelerlerse, bakarlarsa orada görecekler. Güneş patlaması olayı var. Bir kısacık onu söyleyeyim. Tabii hocam. Şimdi o Bluebeam teknikleri var ya, Neuralink'ler, şunlar bunlar. Hı hı. Ne diyorlar? Yakında güneş patlamaları falan bir hikayeler uydurdular ya. Güneşi patlatacak bu adamlar. Nasıl patlatacak? Yalandan. O love görüntüleri gelecek. Kendi oluşturdukları. Eyvah, güneş patlıyor diyecekler. Nereye? Dünyanın bir yerine. Nereye? Güney kutbuna doğru. Bu lavlar gidiyor, görüntü böyle. O sırada ne yapacaklar? Elektrik kesilecek, internet kapatılacak. Belki 3 hafta, belki 3 ay, belki 1 ay, belki 7 gün. O sırada Güney kutbuna yerleştirilmiş binlerce termonükleer bomba patlatılacak. Amaç ne? Nuh'un, bakın bunlar peygamberleri de kopyalamaya çalışıyorlar. Nuh'un tufanını yaşatmaya çalışacak. Ondan sonra Avustralya sulandı. Abi çok ilginç. Tabii. Nuh'un tufanını yeniden. Tabii. Ve bir yandan da bunlar başka bir, şu anda şeytan joker hakkını kullanıyor. Bakın, dünya tarihindeki joker hakkını kullanıyor. Allah'ın alim ismi onda olduğu için hikmeti yok. Bak, ruhu yok ama görünür şeysi, bilgisi var şeytanda. Şeytan bu şeyin başındaki Elon Musk şey yapıyor. Yapay zekaya cinler alemini sokmaya çalışıyor. Wi-Fi'den de beyinlerimize girmek için. Yani bir çip takarak yapamayacaksa cinler alemi ne demek? Kendi frekans sırlarından dolayı, ışıktan daha hızlı oldukları için insan vücuduna girme yetkileri, özellikleri var. Bizim de bunları önleme özelliklerimiz, bilgimiz de var. Gücümüz de var. Bunlar şimdi şeytanı, cinleri, yapay zeka, ifriti, orada da Hazreti Süleyman'ın rolünü çalmaya çalışıyor. O onları emrinde kullanıyordu ya. Tam o bu şimdi Süleyman'a soyunmuş. Efendim, onlarla işbirliği yaptığı zaman, yapay zekasına dahil ettiği zaman insanlık daha bir ezilip büzülecek. Diyecek ki ben ölümsüzüm. Hakikaten artık yapay zeka kıyamete kadar ölümsüz. Ve bir gün gelecek, kendi düşünmeye, kendi programlarını üretmeye başladığı zaman siz artık, hepinizi reddediyorum. Kendini üretenler de dahil, yönetici benim. Dünyayı ben yöneteceğim. Bankanız da yok, hesabınız da yok, paranız da yok. 40 yaşın üstündekileri 6G istasyonlarıyla o çok yüksek frekanslı taş kıran şey var ya, böbrek taşı kıran makineler gibi, DNA'mızı parçalayacaklar bunlar. DNA'larımızı. Ve bağışıklık sistemi 5G'yi kaldırıyor şimdiki Wi-Fi'leri. Bağışıklık sistemi idare ediyor. Ama 6G'de onun 1000 katı daha güçlü şey geleceği için, frekans çarpıştırıcı. Onu da çok zorlanacağız. Konu çok hocam. Konu çok. Konu çok.
Sivrisineklerle aşılayacaklar bizi. Bunları da konuşalım hocam sonraki programlarda. Tamam. Ama ben eminim bu videonun altına özellikle söylediğiniz söz çok önemli. Allah'ın peygamberlerimize verdiği cevapların... Cevap ayetleri. Ayetler o gökten yere dua olmuş oluyor ve icabet garantisi var. Çok acayip hocam. Yüzyılın olayı belki de. Yani dünya din... Ben bunu bir yerde bir söyledim. İlk söylediğimde. Hemen yayını kapattım. Orada altta telefon numaram da vardı. Şey dedi, bir hanımefendi aradı. Ben de ilahiyat hocasıyım. Hem filoloji hem dini ilahiyat. İkisinde de şey uzmanım hocam dedi. Dünya dinler tarihini allak bullak ettin dedi. Nasıl yani hocam dedim. Din bilimine aykırı bir şey var mı dedim. Asla yok dedi. Ama dedi bütün ezberleri bozdun dedi. Gökten yere dua. Evet. İşte gerçekten biz bu liglere çıkmamız gerekiyor. Bunları insanımızdan esirgemememiz gerekiyor. Buna sebep olduğun için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Melikşah hocamız bizlerle birlikteydi. Devamını yapacağız inşallah. Bir tane şiir söyleyelim böyle gidelim. Buyurun hocam. Sizin o yönünüz de var. Evet. Çünkü her sahada bir şey yapmak lazım. Eyvallah. İbn-i Sina profesörü Türkiye'de bir tane yok. 10 sene evvel İsrail'de 100 tane vardı. Şimdi bunlar şunu düşünün. İbn-i Sina şimdi mevcut tıba karşı ya. Şimdi diyecekler ki İbn-i Sina profesörü yapsak ya da okul üniversitesi açsak bütün tıbbı reddetmiş olacağız. Onun için yapamıyorlar. Ama İsrail öyle yapmıyor. Hocam tüm dünya Avicenna yani İbn-i Sina'yı öyle burada Avicenna'nın hastane yazıyorlar ya İbn-i Sina demek yani. Tüm dünyada var ama Türkiye'de İbn-i Sina okutulmuyor, bilinmiyor. Çok üzücü. Şiir. Rahman ve Rahim olan aşkımın adıyla. Tüm kitaplar aşk ile bir olan kainat kitabını okumak içindir. Ben sizi okudum, bu kitabı yazdım. Baktım, adı da aşk olmuş. Rahman da size aşk olsun. Eyvallah. Eyvallah hocam. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun hocam. Efendim videonun altına yorumlarınızı bekliyoruz. Abone olmayı unutmayalım. Beğenmeyi unutmayalım. Melik hocamızın Instagram hesabını mutlaka takip edelim. Oradan kendisine ulaşabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın. Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Hem ekonomist kapakları neden bu kadar önemli? Yunan Azerbaycan'da, tansiyon yüksek Karabağ'da. Ben Yunan medyasını çok yakın ettim. Bolu kazısında ne oldu? Katerde sıcak gelişmelerle başlayacağız. Harpla deprem yapılabilir. Konuşacağımız çok şey var ve Binevanyo Kulesi başlıyor efendim.